Arkadaşlar merhaba. 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü akşam yarışlarında Amerika'da Delaware Park'tayız. Delaware. Evet, Delaware Park'ta Delaware olacağız. Arkadaşlar şimdi Saratoga ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Şimdi Saratoga'da gerçekten kıyasıya bir mücadele oluyor görüyorsunuz ama orada da tabii ki gizlenmiş atlar oluyor. Bunları bulmak gerçekten çok zor. Hani elimizden geldiği kadar çalışmalara bakıyoruz ama hiç çalışma yapmamış veya bir şekilde kendi çiftliklerinde çalışma yapmış atlar geliyor. Yani o kadarını bilemiyoruz ama tabii ki bir öngörü olması lazım. Neyse ileriki günlerde 4 tane koşu bizi bekliyor. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar olacak minimum. Bazen çarşamba da koyuyorlar. O zaman 5 gün oluyor. İyi bir ikramiye yakalayacağız. Şimdi Delaware Park'la ilgili çalışmamızı yaptık arkadaşlar burada. Birinci koşu 20.45'te başlıyor, satış koşusu. Yedili plase oynayacak olan arkadaşlar burada bu şartlı mücadelede 1700 metre kum piste çıkan 3 ve yukarı yaşlı İngilizleri şu şekilde değerlendiriyoruz. Normalde 2 numaralı Percher burada John Hiraldo ile ilk ikiye girmesi lazım normal şartlar altında. Gördüğünüz gibi birinciye verilen ikramiyeler falan inanılmaz düşük. Her türlü atın gelme ihtimali var. Çok fazla binici fonksiyonları burada yok arkadaşlar. Yani jokeylerin burada bir Irat Ortiz veya ne bileyim bir işte Ben Curtis İngiltere'de gibi bir yaptırımı yok. Burada her türlü jokey gelebilir. 2 numara normalde burada 2'ye girer diye düşünüyoruz. 5 numara arkasından Screen Star. Ve 7 numara Mukako Mako. Yani burası 2, 5, 7 geniş kuponlarda veya 2'yi de tek atabilirsiniz diye düşünüyoruz. Evet, ikinci koşu 21.15'te satış koşusu şartlı. Dişi safkanlar 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. 10 tane safkan var. Bu 10 tane safkan içerisinde 5 tanesini biz yazıyoruz. 10 numaralı Status Asymmaticus. Burada ekürlerden yani 10 numara çok şanslı Edibel Ignacio ile 14 Ağustos'ta 39.80'lik bir 600 metre çalışması var. 5 numaralı Kabi Keka Eric Lopez ile burada 16 Temmuz'da 36.40'lık bir 600 metre çalışması gözüküyor. 6 numaralı Fred Shelia Nevin Mangale ile o da 7 Ağustos'ta 48.60'lık bir 800 metre çalışması var. 7 numaralı Bella Serena, Skyler Spanebell'le 7 Ağustos'ta o da 48.80'lik bir çalışma yapmış 800 metre. 6 ile hemen hemen aynı dereceleri var. Çalışma dereceleri ve 9 numaralı Courageous Grace, Raul Mena ile 25 Temmuz'da en son 37.60'lık bir çalışma yapmış. Yani yaklaşık 20 günlük bir aradan sonra yarışa katılacak. En son yaptığı burada çalışma 25 Temmuz'da 37.60 600 metre çalışması. Burayı 10, 5, 6, 7, 9, 5 tane safkanla geçeceğiz. Evet, üçüncü koşu arkadaşlar şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1670 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 22 bin dolar ikramiye var burada. Birinci 13.860 dolar ikramiye var. Evet, burada ilk atımız 6 numaralı Red Again Roll Mena ile. Baktığımız zaman 10 Ağustos'ta 1 çift 0.80'lik bir 1000 metre çalışması gözüküyor ki önemli bu. Genelde burada 1000 metrelik çalışmasını yapan safkanlar gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Delaware olsun, işte Paris, Philadelphia olsun. Bu tip hipodromlarda bu şekilde 1000 metreyi çalışmasını yapan safkanların şansı çok oluyor. Burada ilk atımız o yüzden 6 numaralı Red Again. Evet, ikinci atımız 5 numaralı Town Jack. Julio Correa ile o da 4 Ağustos'ta 47.88'lik 800 metre çalışması yapmış. Üçüncü atımız 8 numaralı Flat Out Flash'i, ekürler yani. Jamie Rodriguez ile. O da çok güzel bir performansı var arkadaşlar. Yarış performansı var. 11 Ağustos'ta 47.80'lik bir çalışma yapmış o da. 800 metreyi ve son olarak da 4 numaralı Super Flyover Ruben Silveira ile. O da 6 Ağustos'ta 49.44'lük bir çalışma yapmış. Evet, burayı 6, 5, 8, 4 şeklinde 4 tane safkanla geçiyoruz.
Evet, dördüncü koşudayız arkadaşlar. Dördüncü koşu da 22.15'te şartlı 3 yukarı İngilizler 1500 metre çim piste çıkacaklar. Günün zor koşularından bir tanesi. 13 tane safkan var. Tam 5 tane safkana yer verdik burada. 3 numaralı El Pillo Jamie Rodriguez. Arkadaşlar alternatif banko niteliğinde bir safkan bu. Bunu AGF oranına bakın, eğer 40'ın üzerindeyse alternatif banko olarak düşünebileceksiniz. 13 Ağustos'ta 38.60'lık bir çalışma yapmış. Son iki yarışı gayet iyi. 71 handikap puanına sahip. Dikkat edelim bu hata. 13 numaralı Jammer Leonardo Corio ile burada 15 Ağustos'ta 35.20'lik bir 600 metre çalışması yapmış ki en erken çalışma tarihini yapan 2 gün evvel yani olmuş oluyor. Neredeyse hatta bir gün evvel olmuş oluyor. Bu safkan arkadaşlar saat farkından dolayı da neredeyse 48 saat maksimum içerisinde bir çalışma bu. Jammer'ın yaptı 13 numaranın. 35-20 gibi de bir de 600 metre harika bir derece yapmış. 13 numaraya çok dikkat arkadaşlar Jammer'a. Evet. 7 numaralı Dashing Lou Carol Sedano ile 31 Temmuz'da 3. olmuş, herhangi bir çalışması yok. 2 numaralı Nileator Abner Adorno ile o da 7 Ağustos'ta 4. olmuş çıktığı koşuda, herhangi bir çalışması yok. Ve son olarak da 11 numaralı Jacques diyoruz, Raul Mena ile. Jacques, Raul Mena ile 7 Ağustos'ta 1000 metreyi 1.03 çift 0 ile çalışmış sadece. Tabii geleceğe bakıyor, pozitif bakıyor geleceğine bu safkan. 3, 13, 7, 2, 11 şeklinde bizim burada bir değerlendirmemiz oldu. Tabii burada arkadaşlar farklı bir hatta gelebilir. Eğer bu El Pillo iyi koşacak, dediğim gibi 40'ın üzerine çıkarsa ona göre değerlendirmenizi yaparsınız. Siz de belki alternatif bank olarak kullanabilirsiniz. Evet, 5. koşuya geldik. Şartlı bir koşu. Opsiyonlu satış koşusu diye geçiyor. 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pisti çıkacaklar. Evet, şimdi arkadaşlar burada biz 2 tane atın da karar kılamadık. Yani 2 tane at, burada bir tane tek atacaktık normalde. 4 numaralı Arch Cat Abner Adorno ile 2 numaralı Always Sunshine arasında gidip geldik. Biz burada ikisi de iki atta yazılması lazım gözüküyor. Ama ve lakin arkadaşlar birinden birinin AGF'si yukarıda çıkmış olabilir. O yüzden bunu tamamıyla size bırakıyoruz. Biz 2-4 olarak öneriyoruz size. İçinden bir tanesinin tek olması lazım bunun. Ama AGF oranı burada yüksek olur, alçak olur bilemiyoruz. Dün Devil's Code'da da başımıza geldi Saratoga'da. Bir baktık ki bir ötesindeki safkan %73 AGF çıktı ki orada sürpriz geleceğini zaten biz biliyoruz, fakat diğer safkan geldi, bizim atımız 3. geldi, hatta foul oldu orada, bir şeyler oldu, neyse uzatmayalım. Sonuçta burada 4 numarayı ve 2 numarayı biz ikisini birlikte yazacağız ama sizler burada tekini kullanabilirsiniz çünkü tekimiz yok arkadaşlar, yani net bir tekimiz yok, yani tekler bunlardan bir tanesi 4 veya 2. Evet, olsa dükkan sizin yani. Evet, 6. koşu Cape Hanel Open Stakes diye geçiyor, grup koşusu. Evet, burada da 2400 metre çim piste çıkacaklar safkanlar. 12 tane safkan start oluyor. Evet, 4 tane altı yer verdik. 2 numaralı Adventist Alexander Crispin'le 1.05.52'lik bir 1000 metre çalışmasında Temmuz ayında yapmış ve 4 Ağustos'ta da en son 800 metre 48.89'u tamamlamış. 7 numaralı Luck Money, herhangi bir jockey şu anda belli değil, çalışmaları iyi gözüküyor. 9 numaralı Mankev Charlie Marquez'le 16 Temmuz'da 37.60, 6 Ağustos'ta 36.20'lik gayet güzel çalışmalar var Mankev'in arkadaşlar. Şimdi bu safkan normal şartlar altında böyle bir tık aşağıda gözüküyor gibi. Ama arkadaşlar ısrarla yazın bu safkanı. İsterse 20 çıksın Ganyan'ı, isterse 30 çıksın Ganyan'ı. AGF'si %0.90, 0.80 çıksın mutlaka yazın. 9 numara mutlak düzeyde kuponlarla olması lazım. Burada 9 numaranın altını çiziyoruz. 9 numara Mokef diyoruz. Dikkat diyoruz arkadaşlar. 6 numaralı Sandy Lane Kitten Roll Mena ile o da 7 Ağustos'ta 49.00'lık bir çalışma yapmış. Şimdi burayı 2, 7, 9, 6 geçeceğiz. Tekrar ediyorum, 9'dan çok iyi bir performans bekliyoruz.
bugün. Evet, 7. kuşa geçiyoruz artık. Altılı Gayan'ın son ayağı. Maiden satış kuşusu. Burada Delaware Park'ta. Maiden 3 yukarı İngilizler 1200 kum başlığımız var. Toplam 13.000 dolar ikramiye dağıtılacak arkadaşlar. Birinci 8.190 dolar ikramiye var. 2 numaralı Made the Journey. Daniel Santana'nın ilk atımız 36.40'lık bir 600 metre ve en son 48.60'lık Ağustos ayında bir 800 metre çalışması var. Mutlak düzeyde kuponlarla olması lazım. 7 numaralı Bastien Lebrun. Cem Rodriguez'de 22 Temmuz'da bir çalışma yapmış. 36.49'lık bir 600 metre çalışmasından sonra hiçbir şey yapmamış. Veya öyle gösteriliyor. Burada Victor Barbosa gibi bir tane ünlü antrenör grubu bunu ele almış. Evet. Ve 8 numaralı Field Officer. Burada Angel Suarez'le arkadaşlar bu atının şöyle bir özelliği var. Angel Suarez biniyor üzerine. Fakat uzun zamandır Maiden'dan çıkmıyor. Yani 20 koşudur falan Maiden'dan çıkmıyor. Bize piyango gelir mi gelmez mi bilemem. Tutar gelir bilemeyiz. Dileyenler yazmaya da bilir. Ama burası 2-7-8 diyoruz. Normal şartlar altında burada 2-7 gibi duruyor. Hani 2 ve 7'nin dışına çıkmaz gibi duruyor. Ama tabii ki burada 3 numaranın ve 5 numara Cachito, Alberto Burgos'un bindiği Cachito'nun da bir sürpriz yapma ihtimali yok değil, var. Evet arkadaşlar, burasını 2-7-8 geçeceğiz ve böylece Delaware Park'la ilgili de görüşlerimizi noktalandırıyoruz. MaxSportTahmin.com'dan da şablonlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Ve Delaware Park'la ilgili görüşlerimizi burada noktalıyoruz ve bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.